Merhaba. Herkese Koç Üniversitesi Hastanesi'nden iyi ve sağlıklı bir gün diliyorum. Aslında birçoğunuzla daha önceden tanışıyoruz ve birlikte hasbihalimiz var. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar var, günler var ama aranızda beni tanımayanlar da olabilir. O yüzden kısaca kendimden bahsederek bu yayına başlamak istiyorum. Aslında bu yayınlarda çok profesyonel de değilim. Ve ilk kez sizlerle büyük bir platformda canlı bir sohbet etmeyi arzuladığınız için böyle bir şeye başladık. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyorum. Bundan önce biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin kurucu, çocuk kardiyolojisi hekimi olarak, şefi olarak çalışmıştım. Daha sonra Acıbadem Üniversitesi'nde sizlerle birlikte olduk. 7 yıl birlikteydik. Bir süredir de yaklaşık 2 aydır da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk kardiyolojisi, kalp damar cerrahisi bölümünde hizmet vermeye başladım. Şimdi daha önceden beni tanıyan insanların aklına birçok gelen sorulardan bir tanesi neden Koç Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz? Burada ne yapıyoruz? Ne zaman ve neler yapmayı planlıyoruz? Bununla ilgili kısaca sizlere bilgi vermek istiyorum. Burada bir pediatrik kardiyak takım anlayışı içerisinde çocuk kalp hastalıklarının, yapısal kalp hastalıklarının anne karnından erişkin yaşa gelene kadar tanı ve tedavisiyle ilgili her türlü sistemin oluşturulduğu büyük bir projenin ve planın başlaması için buradayız. Yani anne karnındaki kalp hastası çocuklara müdahale eden erişkin yaşa gelmiş hastaların sorunlarını, bunların içerisinde nörolojik sorunlar var, bunların içerisinde psikiyatrik sorunlar var. Bunların içerisinde kalp nakli gereken insanların Türkiye'de acil çözüm ihtiyacının olduğu sorunlar var. Hepsinin çözülmesi için, hepsinin bir merkez içerisinde, her şeyiyle bir üniversite hastanesi içerisinde, büyük bir takım içerisinde çözülebilmesi için, büyük bir proje için buradayız ve bunun ilk adımlarını da atmış ve meyvelerini de yavaş yavaş almaya çok yakın bir zamanda başlamış olmamıza rağmen başladık diyebilirim. Çünkü aslında burası zaten çok büyük bir kurum ve çok büyük bir üniversite. Şu anda Türkiye'de dünyadaki ilk 500 üniversite içerisindeki tek üniversite. Burada bulunduğum için mutluyum çünkü sizlere çok daha iyi, kapsamlı ve dünya standartlarında bir hizmetin, hak ettiğiniz bir hizmetin verilebileceği inancında burada olduğum için mutluyum. Bu kısa girizgahtan sonra bugünkü asıl buluşma nedenimizi de hatırlatmak istiyorum. Bugün sizlerle daha önceden birçoğunuzla yan yana, yüz yüze, telefonla konuşma şansı bulduğumuz, birçoğunuzun derdi olan, birçoğunuzla hasbihal ettiğimiz, konuştuğumuz, tedavilerinde katkı sağlamaya çalıştığımız ventriküler septal defekt ya da kısaca konuşma içerisinde hızlıca geçtiğimiz VSD ile ilgili konuşacağız. VSD ile ilgili ne biliyoruz, siz ne bilmek istiyorsunuz, neler öğreniyoruz ve hayatımızın çok önemli bir kısmında olan bu durumla ilgili hem bilgilerimizi güncellemek hem de birlikte sizin sormak istediğiniz, aklınıza takılan şeyleri de cevaplamak istedik. Ventriküler septal defekt ya da VSD kısaca biliyorsunuz, tanımlamak gerekirse kalbin 4 odacığı var. 2 tane üstte kulakçıklar, altta da 2 tane karıncıklar. Bu karıncıklar kanı pompalayan yerler, odacıklar ve sol tarafta temiz kan, sağ tarafta da kirli kan diye söyleyebileceğimiz oksijeni düşük kan çalışıyor ve bu iki sistemin birbirine karışmaması gerekiyor. İşte karıncıklar içerisinde sol ve sağ taraftaki temiz ve kirli kanın birbirine karışmasını engelleyen bir duvar var. Önemli bir kısmı kastan, bir kısmı da zardan oluşan bir duvar var ve bunun ismi ventriküler septum. Bu ventriküler septumdaki duvardaki deliğe, kısacası geçişe VSD adını veriyoruz ya da ventriküler septal defekt diyoruz. VSD doğumsal kalp hastalıklarının en sık görüleni, doğumsal kalp patolojinin en sık görüleni ve yaklaşık her doğumsal kalp hastalığı olan çocuğun yarısında, %50'sinde VSD sözünü duyarsınız. Yapılan bizim ülkemizdeki istatistiklere göre tahminen senede 15 bin civarında, 12 bin ile 15 bin civarında doğumsal kalp hastası olan çocuk dünyaya geliyor ve bunların yarısı da
ilk bir yıl içerisinde tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer doğumsal kalp hastalıklarının yarısının VSD ihtiva ettiğini düşünürsek, her yıl 5.000 ile 6.000 arasında ventriküler septal defektli çocuğumuz Türkiye'de dünyaya geliyor demektir ve bunların da önemli bir kısmı, neredeyse yarısı ilk bir yıl içerisinde tedavi edilmesi gerekiyor. Demek ki hayatımızın çok içerisinde olan doğumsal kalp hastalıklarıyla ilgilenen, orasından burasından bir şekilde ilgisi olan herkesin ventriküler septal defekte karşılaşmış olması, bunu duymuş olması ve hatta bu sorunla uğraşıyor olmuş olma ihtimali çok yüksek gerçekten. Her ne hastalığınız, doğuştan kalp probleminiz olursa olsun en az yarısında ventriküler septal defekt var. VSD var. Peki VSD'yi o zaman nasıl tanıyoruz? Unutmayın, az önce başlangıçta söylediğim gibi doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi çocuk doğduğunda değil, doğmadan önce başlar. Anne karnındayken tedaviyle birlikte, seçeneklerimizle birlikte tanım seçeneklerimiz de var. Anne karnında 20. haftadan itibaren, hatta artık daha da erken düzeye alıyoruz, 16. haftadan itibaren ventriküler septal defekt tanısı fetal ekokardiyografi ile konabilir ve çocuğunuzun doğduğunda VSD'sinin olduğunu, olacağını ve tedavi planlamasının nasıl yapılacağını öncesinden bilebilirsiniz ve bu yol üzerinde sürprizlere maruz kalmadan bir yol haritası çizerek en uygun tedaviyi yapabilirsiniz. O yüzden demek ki fetal ekokardiyografinin önemini burada bir kez daha planlı söylemek istiyorum. Fetal ekokardiyografi yapanlar çocuk kardiyologları, ancak fetal ekokardiyografi işin içerisine girdiğinde anne karnındaki tanıda perinatologlar, yani kadın doğumcularınız, özellikle perinatoloji ile uğraşan kadın doğumcularınız çok önem arz ediyor. Bunun yanında çocuk doğduğunda çocuğumuza bakacak olan yeni doğancılar çok önem arz ediyor. Onunla birlikte ameliyat gerekiyorsa yapacak olan cerrahi, eğer girişimsel tedavi gerekiyorsa çocuk kardiyolojisi çok önem arz ediyor. Genetikle ilgili bilgi verilmesi çok önem arz ediyor. Demek ki bunların hepsinin bir araya geldiği bir büyük merkezin bir amaca, hedefe odaklanarak bir ekip halinde çalışması her şeyin başında gelen bir şey. Yani biz tek başına çocuk kardiyologları, tek başına çocuk cerrahları ya da diğer branşlar bu işin üstesinden istediğimiz gibi ya da yeterince ya da dünya standartlarına gelebilme imkanımız yok. Bu çok büyük bir takımın, ekibin, hep vurguladığımız bir sistemin ürünü olarak sizlere en iyi hizmetin ve en iyi tedavinin verilebilmesi ancak mümkün olabilir. Şimdi anne karnında tanıdıktan sonra işler çok daha kolay. Ancak bazı çocuklar, ki hatta birçok çocuk doğrusu Türkiye'de tanıyı çocuk doğduktan sonra tesadüfen öğreniyorlar. Bu aşamada mutlaka çocuklarınızı çocuk doktorlarının muayenesinden sonra çocuk kardiyologlarına gösterme ve tanıya yönlendirme ihtimali olması lazım. Ancak diyelim ki çocuğunuzu çocuk doktoru muayene etmedi veyahut da hastaların bir kısmında çocuk doktorunun saptayabileceği ve sizi kardiyoloğa yönlendirebileceği üfürüm yok. Hakikaten VSD'nin çocukların bir kısmında, özellikle ilk bir ay içerisinde, burayı çok altını çizmek istiyorum, çocuk doktorunuz üfürüm duymayabilir. Yani sizi karşılaştığınızda biz çocuk doktoruna gittik ancak bizi söylemedi, üfürüm olduğundan bizim haberimiz yoktu dediğinde aklınıza çocuk doktorunun bir ihmali gelmesin. Çünkü hastaların bir kısmında, özellikle ilk 3 hafta içerisinde ve ondan sonra üfürüm duyulmayabilir. Bu dönemde atlanma ihtimali olan çocukları daha sonraki muayenelerde tanıyı koyabilirler ve bizlere yönlendirebilirler. Ancak siz kendiniz de çocuklarınızda VSD ile alakalı bulguların olduğunu hissedip anlayabilirsiniz. Bunlar nelerdir? Örneğin bebeğinizde beslenirken çabuk yorulma, 10 dakikadan fazla emememe, sizin memeyi tutamama ya da biberonla beslenme, beslenirken burun kanalı solunuma iştirak etmesi, alında terlemeler, çabuk yorulma ve bırakma. Bunlar çocuğunuzda kalp hastalığı ve çocuğunuzda bir kalp yetersizliği, dolayısıyla yeni doğan dönemindeki çocuklarda en büyük kalp yetersiz nedenlerinden biri olan VSD'nin varlığını işaret edebilir. VSD'de genellikle morarma olmaz. Eğer ki çocuğunuzda VSD'ye ilaveten başka bir
patoloji varsa, başka bir sorun varsa, örneğin akciğer atarlamalarında problem varsa ya da yüksek akciğer basıncı varsa, o zaman çocuk morarma ile karşılaşabilirsiniz. Yani benim çocuğum hiç morarmıyordu, kalp hastalığı olduğu hiç aklıma gelmedi demeyin. Biraz önce söylediğim bulgulardan bulgular hiç morarma olmadan MSD'de en fazla görülen bulgudur. Orta dönem takipte siz kendinizi fark edebileceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi, benim çocuğum iyi besleniyor olmasına rağmen kilo alamıyor. Ayda 500 gramın üzerinde kilo alamayan çocuklarda yine aklınıza bir kalp yetersizliği ve dolayısıyla da VSD mutlaka gelmeli. Çocuk doktorunuza danışmalısınız. Eğer o da sizi uygun görürse kardiyologla görüştürecek ve erken dönemde tanınızı koyacaktır. Fetal ekokardiyografiden itibaren hep bahsettiğim erken tanı, anne karnında tanı planlamadan bahsedip duruyoruz. Bunun önemi ne? Bunun en önemli, üzerine durmamızın en önemli nedeni, geniş VSD'lerde eğer kalbinizin iki boşluğu arasındaki delik normal, çok büyükse, normalden bayağı büyükse, o zaman iki karıncık arasında bir basınç yükselmesi ve basınç eşitlenmesi oluyor ve akciğerlerinize yüksek miktarda ve yüksek basınçla kan geliyor. Bu da geç kalındığı zaman, özellikle 1 yaşın geçildiği zaman geri dönüşümsüz akciğer hasarına neden olabiliyor ve bizi çözümsüz kılabiliyor. Bu nedenle anne karnındayken tanı çok önemli. Çocuğunuzda VSD olma ihtimalini oluşturabilecek, düşündüren bulguları sizin tanıyıp bilmeniz çok önemli. Rutin çocuk doktoruna ve hatta bazen çocuk kardiyolojisi muayenesine gelmeniz bu yüzden çok çok önemli. Muayeneleri yaptırdıktan ve tanıyı koyduktan sonra işin tedavi kısmına geliyoruz. Her VSD tedavi edilmeli mi? Ya da her VSD tedavi edilecekken VSD eşittir kalp ameliyatı mı? Açık kalp ameliyatı mı? Yoksa bir müdahaleye mi ihtiyacı var? Yoksa beklenmeli mi? Şimdi bunları anlatmaya çalışacağım size. Şunu bilin ki çocukların birçoğunda anne karnındayken kalbinde delik vardır ve birçoğu da kapanır. Bahsettiğim konu VSD'ler. Yani anne karnındayken olan VSD'lerin bir kısmı doğuma ulaşmaz. Özellikle kas tabakası içerisinde olanlar, hasta olmadan çocuğunuz doğar, geçer. Yani fetal ekokardiyografide size musküler bölgede, yani kas bölgesi içerisinde bir VSD var dediğinde doktorunuz hemen endişeye kapılmayın. Bunların bir kısmı doğuma kadar kaybolacaktır. Takip ettirmeye devam edin. Diyelim ki doğdu ve kalbinizde karıncıklar arasında delik var, VSD'niz var. Bu VSD'lerin de yine %30 ila 40'ı, hatta 20'ye göre daha yüksek oranda olanları kendiliğinden kapanabilir. Bu ilk başta yaklaşık 1,5 yaşına kadar hızlı olan bir süreçtir. Daha sonra 4-5 yaşına kadar VSD'ler vücut tarafından kendiliğinden kapanabilir. Hiçbir müdahaleye ihtiyacı olmayabilir. O yüzden her çocuğa hemen ameliyat, her çocuğa hemen tedavi edilmesinden ziyade bu şansı tanımamız gerekiyor ve bu noktada çocukları erken acele edilecek ve hızlıca kapatılacaklarla beklenip ilaçla düzelmesini bekleyecekleri ayırt edilmesi lazım. O yüzden VSD'miz var, biz eşittir, hemen müdahale olacak, ameliyat olacak gibi bir düşünceye kapılmanıza gerek yok. Eğer çocuğunuz uygun bir ilaç tedavisi alırsa, eğer ki güzel bir beslenme ve diyet ile takip edilirse, eğer ki genetik doktoru sizi görüp başka ekstra bir problem olmadığını sizlere söylüyorsa, sendromu yahut da ilave bunun büyümesini engelleyecek çocuğun başka bir sorun olmadığını söylüyorsa, çocukları biz genelde olabildiğince ilaçla tedavi edip kendi kendine kapanma sürecini beklemeye çalışırız. Diyelim ki VSD'miz çok büyük ve bu kapanma sürecini beklemeyecek kadar bizde ciddi kalp yetersizliği yaptı ya da yüksek akciğer basıncı yaptı. Eğer ilk 6 ay içerisinde çok yüksek akciğer basıncı varsa ve bu çocukların genellikle ilk 6 ay içerisinde tedavi edilmesi ameliyatla gerekiyor. Ancak ilk 6 ayı iyi kilo alarak, sık akciğer enfeksiyonu geçirmeden,
atlattığımız zaman ve yüksek akciğer basıncının olmadığında ekokardiyografide tespit ettiğimizde o zaman önümüze cerrahiden farklı bir seçenek çıkıyor. O da transkateter yahut da perkutan dediğimiz ya da size daha çok anlatmaya çalıştığım ismiyle ameliyatsız olarak bu deliklerin kapatılması. Şimdi öncelikle standart veyahut da geleneksel olan yaklaşık sonuçları 70 yıldır bilinen açık kalp cerrahisiyle bir VSD kapatılmasını kabaca tarif edeyim. Bir kısmınız yaşadınız, bir kısmınız yaşamak üzeresiniz. Bazılarınız da biliyorsunuz, bazılarınız da hiç duymadınız neler olduğunu. Eğer tanı ventriküler septal defekt ise ve transkateter olarak kapatılamayacak kadar büyük olduğu ya da yüksek akciğer basıncı olduğu söylendiyse ve size bir cerrahi öneriliyorsa bilmeniz gerekiyor ki açık bir kalp cerrahisinde minimal invaziv dediğimiz küçük kesiden de olsa sternotomi dediğimiz iman tahtasını keserek de olsa her şekilde çocuğunuz bir açık kalp ameliyatına girecek demektir. Bu durumda çocuğun kalbi durduruluyor ve solunumu da durduruluyor ve kalp akciğer pompasına bağlanarak kısa süreliğine akciğerin ve kalbin görevini bu ameliyat sırasında kalp akciğer bypass makinesi üstleniyor. Kalp durdurulduktan sonra bazen dışarıdan alınan bir materyalle, bazen kendi kalp üzerinden alınan bir materyalle kalbin içerisindeki delik kesilerek ulaşıyor ve dikilerek kapatılıyor. Daha sonra kalp tekrar çalıştırılıyor. Kesilen yerler yani kemikler, cilt ve cilt altındaki dokuların hepsi de tekrar ameliyatla birleştiriliyor. Bu işlem içerisinde hızlı bir ameliyatta yaklaşık yarım saat, bazı durumlarda bir saat içerisinde çocuk kalp akciğer pompasıyla maruz kalmış oluyor ve kalp akciğer pompasının olası komplikasyonlarıyla karşılaşabilir. Daha sonraki dönemde de durumun ciddiyetine göre birkaç gün yoğun bakımda kalıyor ve ondan sonra da servis ve taburculuk işlemleri yaklaşık her şey yolunda gittiğinde bir haftayla iki hafta arasında süren bir hastanede yatış dönemimiz oluyor ve tamamen göğüs kemiğinin iyileşmesi de yaklaşık bir ayı bulabiliyor. Küçük çocuklarda bu daha hızlı oluyor, büyüklerde biraz daha uzun sürebiliyor. Şimdi bu açık kalp cerrahisiyle VSD kapatılmasının standart yöntemi. Bu işlemde iyi merkezlerde, deneyimli ellerde, iyi yoğun bakımlarda, büyük ekiplerde bu oran, başarı oranı %99'un üzerindedir. Yani %99 çocuk iyileşir ve tamamen sağlıklı, üretken, normal bir hayata kavuşurlar, büyürler, işte normal herkes gibi yaşamlarını sürdürürler ve dışarıdan bakıldığında da kolay kolay bir kalp hastalığı olduğu, geçirdiği anlaşılmaz. Zamanında tedavi edilen, cerrahiyle de tedavi edilen hastaların %99'u böyle sağlıklı bir hayat yaşarlar. Şimdi alternatif bir yöntemden sürekli ben paylaşımlarımda, benimle birlikte gelen hastalarımda veyahut da değişik yerlerden alternatif bir tedavi yöntemi olarak transkateter, perkutan ya da ameliyatsız olarak VSD'lerin kapatılmasıyla ilgili bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Veya aranızda VSD'sini ameliyatsız yolla kapatmış olduğumuz çocuklar olabilir. Veyahut da kapatmak üzere planladığımız çocuklar da olabilir. Şimdi bu süreci kabaca anlatayım size. Ameliyatsız yöntemde kalp deliğinin kapatılması durumunda biz kalbe bir metal cihaz yerleştiriyoruz ve bir çeşit tıkaç görevi görerek kalpteki deliği kapatıyoruz. Peki bu tıkacı oraya nasıl götürüyoruz? Bu tıkacı göğsü açarak, kalbi durdurarak değil, kasıktan bir iğne deliğinden giderek damara, damarın içerisinden kalp deliğine ulaştırıyoruz ve anjiyografi makinesinin içerisinde her şeyi görerek ekokardiyografi eşliğinde uygun bir yerde deliğin kapatılacak şekilde cihazı yerleştiriyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. Çocuk böyle bir durumda yaklaşık 1 saatlik bir
işleme maruz kalıyor. Derin sedasyon dediğimiz uyku halinde veyahut da genel anesteziyle yapıyoruz. Ama kalp durmuyor, kalp akciğer pompasına bağlanmıyor, hiçbir yerde bir kesi olmuyor, yoğun bakıma girmiyor ve genellikle de hastalar ertesi gün evlerine gidiyorlar. Tabii bakıldığı zaman bu ciddi bir konfor. Risk açısından da başarı oranı yine söylediğimiz gibi cerrahi kadar, hatta cerrahiden daha yüksek bir VSD'yi ameliyatsız kapatma oranı var. Buradaki kritik nokta hastaların doğru seçilmesi. Yani nasıl ki her hastayı ilaçla takip etmiyorsak, nasıl ki her hastayı hemen ameliyata vermiyorsak, her hasta da transkateter kapatma için uygun değil. Ama hastaların önemli bir kısmı, musküler VSD'si yani kas tabakası içerisinde deli olanların önemli bir kısmı, hatta hemen hemen hepsi, perimembranöz dediğimiz aort kapağına yakın olanların da çok çok büyük bir oranı ameliyatsız yöntemle kapatma işlemine uygundurlar. Eğer bu konuyla yakından ilgiliyseniz, böyle bir çocuğunuz varsa hepinizin birçok doktordan duyduğu veyahut da okumuş olduğunuz şey şu: kapağa yakınsa bu iş olmaz, kapağa yakınsa ameliyatsız VSD kapatılması mümkün değildir şeklinde hep böyle sizlere telkinler verildiğini ben duyuyorum, görüyorum. Kapağa yakın olan VSD'lerin önemli bir kısmı ameliyatsız kapatılabilir. Fakat uygun cihaz seçimi, uygun teknik ve uygun zamanlamayla yapılır bunlar. Ameliyatsız kapatılması mümkün olmayan VSD sayısı gerçekten oranladığınız zaman ameliyatla kapatılacaklardan çok daha fazladır yani. Ama bunların uygun bir seçimi, uygun bir zamanlaması ve uygun bir cihazla deneyimli bir ekiple ve merkezde yapılması çok çok önemli. Peki bu işlerin komplikasyonları yok mu? Bu işin de komplikasyonları var. Ama her söylediğim gibi terazinin bir tarafına cerrahi, bir tarafına da transkateter kapatmayı koyduğunuzda durumu değerlendireceksiniz. Yani biz sizi ameliyatsız bir kapatma işlemini yapmayacağız dediğimizde evinize değil ameliyathaneye gönderiyoruz. Ona göre riskleri değerlendirdikten sonra bir seçim yapmak gerekiyor. Şimdi ameliyatsız kapattığımız hasta sayısı benim bu zamana kadar 300'ün üzerinde. Artık ben de tam saymıyorum ama dünyanın birçok yerinde bunu başarıyla yaptık. Burada da yapmaya devam ediyoruz. Kabaca durumlar, anlatacağım şeyler böyle. Sizlerden gelen sorularla isterseniz devam edelim. Zamanımız ne kadar bitti? Size hemen soruları ileteceğim, evet. Hocam. VSD yama operasyonu geçiren bir çocuk ileriki yaşlarda ileriki yaşlarda herhangi bir sorun oluşturur mu? Yetişkinlik döneminde bilgi paylaşabilir misiniz denmiş. Ameliyatla kapatılan. Operasyon geçiren bir kişiler, evet. Şimdi hemen cevaplayayım isterseniz. VSD kapatılan çocukların bir kısmında yamalarda kaçaklar olabilir. Bu kaçakların küçük olanlarını genellikle biz hemodinamik olarak anlamlı olmayanları genellikle bırakırız, hiçbir şey yapmayız. Ama VSD kapatılan çocukların bir kısmındaki bu kaçaklar kolore edilebilecekten daha büyük düzeydeyse bunları ameliyatsız olarak yine anjiyo ile kapatabiliriz. Daha önceden ameliyat olmuş çocukların VSD'sini ameliyatsız kapatma işlemi doğal, hiç ellenmemiş hastalara göre çok çok daha kolaydır. O yüzden eğer bir VSD ameliyatı olduğunuz ve size doktorunuz tekrar yamada kaçak var, ameliyat olmanız gerekiyor diyorsa genellikle buna gerek yoktur. Ameliyatsız çok rahat kapatılabilir. Yama ile VSD kapatılan çocuklarda hastaların %2'siyle 5'i arasındaki bir oranda tam kalp bloğu gelişip pil takılması gerekebilir. Bu oran cihaz seçimine göre ameliyatsız kapatılan çocuklarda da yaklaşık öyledir. Ama uygun cihaz seçiminde bu oranın %1'in altına düştüğünü biz kendi deneyimlerimizde biliyoruz zaten. Genellikle rezidü dediğimiz delikler kapatıldıktan sonraki kalan kaçaklar en büyük tekrar ameliyat olma sebepleridir bu çocuklarda. Ama
Şu anda az önce söylediğim gibi de şu anda ameliyat olduktan sonra delik derinde kaçak kalan çocukların hepsini ameliyatsız kapatabiliriz yani. Hocam sıradaki soru biraz parçalı gelen bir soru. Toparlayarak iletmeye çalışacağım size. Soru soran kişinin yeğeni 6 yaşındaymış. 6 senedir takipte VDS'si varmış. Gelişiminde bir problem yokmuş. Boy kilosu iyiymiş ancak kas yapısında sorun bulunmaktaymış. Ölçüme girdiğinde makine milimetresini artık ölçemiyormuş. Doktorunun onlara söylediği deliğin tam kapanmadığı ancak makinenin ölçemeyeceği kadar deliğinin daralmasıymış. Bu durumda ameliyat gerekli görülür mü demiş. Bir de devamı var hocam. Deliğin yeri aort kapakçığının altında, kas yapısında aort kapakçığında herhangi bir kaçak da yok denmiş. Sizin düşüncelerinizi sorarlar. Evet, başlangıçta söylediğim gibi her VSD'de eşittir ameliyat, her VSD'de eşittir müdahale değil. VSD'lerin yine tekrar olarak %30-40'ı kendiliğinden kapanabilir. Kapanmayanların bir kısmı da çok küçülür. Aynı sizin çocuğunuzda olduğu gibi. Çok küçük VSD'lerin de eğer sizde olduğu gibi yine aort kapağına bir zarar yoksa, eğer kapak yetersizliği yapmıyorsa veyahut da endokardit dediğimiz enfeksiyon oluşturmamışsa müdahale edilmeleri için hiçbir gerekçe yoktur. Yani VSD eşittir ameliyat değildir, VSD eşittir transkateter kapatma değildir, hatta ilaç bile değildir. Sizdeki gibi küçük VSD'ler olduğu zaman biz kesinlikle dokunmuyoruz. Bu çocuğun da takip edilmesi uygun görünüyor. Bir diğer soru, subortik VSD'nin kendiliğinden kapanma ihtimali nedir? Vardır. 53 günlük bebekmiş. Şimdi subortik VSD tanımı biraz değişik bir şey. Şöyle söyleyeyim, artık konuyla biraz daha haşır neşir olan, önlerinde hali hazırda sorunu olan ve bir takım feedbackleri olan insanlarla konuştuğumuzu anlıyorum. O zaman onlara birazcık daha detay verebilirim yani. Şimdi subaortik VSD tanımı, subaortik VSD tanımını biz ancak kompleks patolojilerde, yani damarların yeri tersse, damarların bir tanesinde darlık varsa o zaman kullanıyoruz. Yoksa normalde VSD'lerin hepsi subaortiktir. Aortanın altındadır. Ama subaortik VSD diye söylenilen hastaların önemli bir kısmı bizim gördüğümüz kalbin duvarındaki membranos septum dediğimiz ince, aortaya yakın olan bölümündeki deliklerden bahsediliyor. %30-40 oranında kapanır kapanmaz dediğim VSD'ler gene bu gruptan. Sadece aortanın altında olan, membranoz bölgeye hiç olmayan bir VSD çeşidi var. Çok spesifik olarak, o da subaortik VSD olarak geçer. Eğer bundan bahsediliyorsa, ki genellikle bundan bahsedilmiyor ama eğer bundan bahsediliyorsa, o zaman bu VSD'lerin, subaortik VSD'lerin kapanma ihtimali pek yok. INLET dediğimiz VSD'lerin, subaortik VSD'lerin ve subpulmonik diye adlandırılan VSD'lerin kapanma ihtimali pek yok. Ama genellikle subaortik VSD denilince perimembranöz bölgedeki, yani membranöz septumun altındaki zar olan bölgenin altındaki septumda, yani duvarda delik olduğu söyleniyor. Onlar kapanır. İki soru da Fallot tetralojisi ile ilgili gelmiş. Bebekte nasıl ameliyat olur diye ilk soru. Diğer soru da sürekli operasyon mu geçirecek yoksa artık bitti, operasyon yok sözcüğünü duyabilecek miyiz denmiş. Şimdi Fallot tetralojisi çok ayrı bir belki programın konusu olacak. Sizlerle o konuyla ilgili daha önce görüşmüştüm. Yine detayları oraya bırakmak üzere cevap vereyim. Hayır, sürekli ameliyat olmak zorunda değilsiniz. Sadece nasıl ameliyat olduğunuz çok önemli. Ameliyat olurken ameliyat eden doktorunuzun ve kardiyoloğunuzun sizin bir takım hassasiyetlerinize dikkat etmesi, korunması durumu. Eğer pulmoner kapağınızı iyi korursa cerrah, o zaman tekrar tekrar ameliyat olmanızı gerektirecek bir durum ortaya çıkmaz ve örneğin bir ameliyat ettiğimiz çocuk gibi tamamen pulmoner kapağını koruyarak burada ameliyat yaptık. Ve onlara söylediğimiz sözü hepinize de söylemek isteriz ve tüm amacımız da odur. Bu
tam düzeltme ameliyatıdır, tam düzeltme ameliyatı yapıyorum diye yapıldı diyorsa, bir daha siz ameliyat olmayacaksınız sözünü duymalısınız. Biz size bunu söylemeliyiz. Eğer bunu söylemiyorsak zaten bunun adı tam düzeltme değil, uzun süreli palyasyon. Pulmoner kapakları kesilen hastalar uzun dönemde öyle ya da böyle tekrar girişimlere ihtiyaç duyuyorlar. Ama onların da çoğunu ameliyatsız hallediyoruz. Başka bir programda yine anlatabiliriz. Özetle söyleyecek olursak, eğer size tam düzeltme yapıldıysa bu sözü duymak sizin en doğal hakkınız. Bir daha ameliyat olmamanız lazım. Hocam, çocuğun günlük hayatında sıkıntısı yoksa delikler kaç yaşa kapatılmayı bekleyebilir? Eko'da da delik kaçak dışında sıkıntısı yoksa diye bir soru var. Eğer günlük hayatınızda bir sıkıntısı yoksa, o az önce bahsettiğim kalp yetersizliği bulguları yoksa en az 2 yaşına kadar beklenmesi lazım. Tercihen 5 yaşına kadar da bekliyorum ben. Ama çocukta kalp yetersizliği bulguları varsa ve kapanma emaresi yoksa 2 yaşından itibaren transkateter kapatma işlemine çocukları alabiliriz. Fakat biraz önceki soruda sorulduğu gibi, benim de arz etmeye çalıştığım gibi, çocukta hiçbir şikayet yok, kalpte hiçbir bulgu yok ve kalpteki delik çok küçük fakat tamamen kapanmamış. Bu çocuklara hiçbir şey yapmaya gerek bile olmayabilir. Fakat kalp yetersizliği yoksa, akciğer basıncı normalse en az 1,5-2 yaşına kadar çocukları takip etmek, hiçbir şey yapmamak lazım. 53 günlük bebek VSD, PDA ve ASD var. İlaç kullanmaya başlamalı mı? Evet. Eğer bu üçü bir aradaysa, hepsi ince bile olsa, hepsi küçük bile olsa kalp yetersizliği yapar, başlaması lazım. Tedavi gerektirmediği söylenen musküler VSD durumunda herhangi bir enfeksiyon durumunda endokardit riski nedir? Teorik olarak enfektif endokardit riski VSD'lerde, musküler VSD'lerde milyonda birdir, çok düşüktür. Ama teorik olarak böyle bir şey var. Şimdi endokardit nedir onu söyleyeyim. Endokardit öncelikle kalbin iltihabı, yani kalbin iç dokusunun iltihabı. VSD'nin bulunduğu bölgede mikrop yerleşmesi ve burada enfeksiyon olması demek. Bu nasıl oluyor? Normalde olmaması lazım. Bir VSD'si olan insanda veyahut da kalp kapağında kaçak olan bir insanda eğer uzun süren bir apse, diş apsesi özellikle, diş enfeksiyonu, yani kronik bir mikrobu vücuda salma ihtimali olan odak varsa, o zaman bunların kanında devamlı mikrop dolaşır ve bunlar gidip ventriküler septal defekte yapışıp enfeksiyon olurlar. Yani bu sorunun cevabı şu: siz dişlerinizi düzenli olarak fırçalıyorsanız, düzenli olarak diş hekimine kontrol ediyorsanız, dişinizdeki en ufak bir problemle alakalı tedbirinizi alıyorsanız, bunun dışında yüzünüzde, gözünüzde veyahut da vücudunuzun herhangi bir yerinde uzun süre enfeksiyon yoksa veyahut da bunların tedavisi uygun yapılıyorsa, sizin kolay kolay ventriküler septal defekten, hele musküler ventriküler septal defekten dolayı infektif endokardit olma ihtimaliniz yok. Teorik olarak bu var, fakat riskler içerisinde de sayılmasına rağmen guideline'larda çok hızlı değişti. Bu riskin çok çok az olduğu biliniyor. Teorik olarak böyle bir ihtimaliniz var. Hasılı şunu söylemek lazım: hemodinamik olarak anlamsız, yani küçük bir VSD'yi, musküler VSD'yi enfektif endokardit olacak diye ameliyat etmek veyahut da anjiyo ile kapatmaya çalışmak kesinlikle doğru değil. Ameliyat ya da anjiyonun riski, o sırada başınıza bir şey gelme ihtimali, enfektif endokardit olma ihtimalinizden çok daha yüksek. Ta ki az önce söylediğim konulara dikkat ederseniz sorun çıkmaması lazım. Bir diğer soru şöyle: 3 anjiyo ve aort koartasyon ameliyatı olan oğlumda nitral kapak yetmezliği saptandı. Bilgilerinize ihtiyacımız var denmiş. Bunların hepsi ayrı bir programın ve hatta tartışmanın konusu. Nitral kapak patolojileriyle sol tarafı ilgilendiren patolojilerin hepsi genellikle bir arada bulunur. Yani aort kapak, nitral kapak patolojileri ve aort koartasyonları genellikle birlikte olur ve bunların da bir kısmında da VSD de olur gerçekten. Mitral kapak patolojileri tamirleri en zor durumlardan
bir tanesidir. Fakat nedenin ne olduğunu anlamak lazım. Mitral kapağın değişik bölümleri var, kası var, lifleri var ve yaprakçıkları var. Bunların hangisinde, bir de amülüsü var, yani kasnak bölgesi var. Bunların hangisinde problem olduğunu iyi tespit edip ona göre tedavi etmek lazım ve hepsinin de tedavisi yine söylediğim gibi hemen ameliyat veyahut da girişim değildir. İyi bir ilaç tedavisi de birçoğu ameliyata gerek kalmadan toparlar. Hocam 8 mm AST küçültüp 5 mm olmuş, kapanır mı? 5 mm'ye kadar, şöyle 8 mm'nin üzerindeki ASD'ler genellikle kapanmazlar denilir teorik olarak. Ama kapandıklarını gördük. 5 mm'lik bir ASD, şöyle söyleyeyim, kapansa da olur, kapanmasa da olur. Kendisi bilir. Çünkü insanların %20'sinde zaten 3 ila 4 mm büyüklüğünde atrium dediğimiz kulakçıklar arasındaki duvarda delik vardır. Yani hiçbir şikayeti olmayan 100 insanı getirip ekokardiyografi çeksek bunun 20'sinde 3 mm'ye kadar delik vardır. O yüzden 5 mm ASD'miz var diye üzülmeyin. Siz normal bir çocuğa sahipsiniz demek bu. Sıkıntı yok. 21 yaşında kardeşim doğuştan kalbi delik. Kapalı ameliyat olma şansı var mıdır? Elbette. Aort koartasyon ameliyatı olduk bir aylıkken. Damar tıkanıklığı tekrarlar mı? Evet. Konular tabii VSD'den çok farklı noktalara gidiyor ama herhalde bunları da yanıtlamamız iyi olacaktır. Hem de bize daha sonraki buluşmalar için fikir de veriyor neleri konuşmamız gerektiğinde. Ameliyatla düzeltilen aort koarktasyonlarının ilk 3 ay içerisinde en az %20'sinde yeniden daralma meydana gelir. Anjiyo ile yapılanların ilk 3 ay içerisinde aort koarktasyonu olanların %50'sinde daha yüksek bir oranda daralma meydana gelir. Aort koarktasyonu kronik bir hastalıktır. Ömür boyu oradaki doku doğal olmadığı için tekrar daralmaya maruz kalır. Fakat bunların önemli bir kısmı eğer daralacaksa işlemden ilk bir ay sonra olur, bir kısmı da ilk bir yıldan sonra olur. Eğer işlemden bir yıl geçmesine rağmen henüz bir daralma yoksa bu kolay kolay sizin çocuğunuza tekrar aort koarktasyonu gelişmeyeceği anlamına gelir diye yorumlanabilir doğruca. 40 günlük olan oğlumuzun kalbinde rabdomiyom kitle var. 8-10 adet doktorumuz kitlenin zamanla kendiliğinden geçeceğini belirtti. Bu konu hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. Tamam, kardiyoloji formuna dönüyor. Hiç sorun Dilerseniz son sorunuz. Hiç sorun değil. Rabdomiyomlar gerçekten genellikle benim iyi huylu, yani iyi huylu dediğimiz sıkıntı oluşturmayan ve çoğu da kendiliğinden düzelebilen yapılardır. İyi huylu kalp tümörleridir. Bunların iyi ve yakından takip edilmesi lazım. Kalbin içerisinde bulunduğu yere göre eğer fonksiyonel kalbin yapı işlevlerinde bir bozukluk oluşturmuyorsa kendiliğinden düzelmelerini beklemek lazım. Fakat bazı sendromlarla birlikteliği, nörofibromatoziz gibi bir takım başka patolojilerle birlikteliği de varsa onların da ayrı değerlendirilmesi lazım. Fakat bu sorunun cevabı genel olarak evet, kendisi düzelebilir, beklemenizde fayda var şeklinde olacak. Hocam dilerseniz kapanışı da yapabiliriz. Birçok soru var çünkü biz bunların ekran görüntüsünü alıp sonra da yanıtlayabiliriz. Pekala. Şimdi bunu bir başlangıç olarak kabul edelim. Sizden doğacak geri dönüşlere göre, bundan faydalanıp faydalanmadığınıza göre, sizin ihtiyaçlarınıza cevap verip vermediğine göre, çünkü bunların hepsinin size bir faydası olsun, sizi aydınlatsın, yanlış yönlendirilmeyin diye yapıyoruz ve düzenliyoruz. Eğer sizin geri dönüşlerinize göre bu videodan, bu programdan faydalandıysanız bizlere lütfen geri dönüş yapın ve konuşulmasını istediğiniz konuları, sorularınızın da hangileri olduğunu bize belirtirseniz bundan sonraki kayıtlar veyahut da bundan sonraki yayınlar için bize de yol göstermiş olursunuz. Şimdilik o zaman burada konuyu bağlayalım. Yine aklınızda kalan, sormak istediğiniz ventriküler septal defektle ilişkili soruların hepsini bu linkin altına atabilirsiniz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, çocuklarınızla birlikte mutlu ve uzun bir hayat diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.